Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bu videoda yanımızda 1982 model Serçe ile birlikteyiz. Şu an Çorum Osmancık'tayız, Anka Oto'dayız ve yanımda Sezer var. Sezer'i bir önceki videodan hatırlarsınız. Aracın yüksekliğini yapmıştık beraber. Şimdi ise Sezer'in gerçekten ince ince işlediği ve mükemmel bir hale getirdiği Serçe ile beraberiz. Sezer'den de bu arabayla alakalı bilgi alacağız. Efsane bir araba, deli bir araba. Videolarda, ilerleyen dakikalarda siz bunu da göreceksiniz. Videoya başlamadan önce ise aşağıda çıkan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sezer'in de Instagram adresini aşağıya bırakıyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Haydi videoya başlayalım. İyi seyirler. Evet, dilerseniz önce bir Sezer'i tanıyalım. Sezer kimdir, Sezer ne iş yapar onu bir öğrenelim. Ondan sonra bu aracın hikayesine geleceğiz arkadaşlar. Evet Sezer, tekrar videoma hoş geldin. Hoş konuk olduğun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İstersen önce seni bir tanıtalım arkadaşlara. Sezer kimdir, ne iş yapar? Daha sonrasında aracın hikayesine başlayalım. Çorum Osmancık'ta ikamet etmekteyim. 2007'den beri bu işi yapıyorum. Çıraklığımız oldu tabii, kalfalık falan derken. Evet. Bu işle meşgulüm. Tabii bu işin spor dalları daha benim için avantajlı oluyor. Yani daha öncesinde de rally yarışlarında falan da yer almışlığımız oldu. Ondan dolayı böyle bir araç tasarladık kendimize. Nasip ederse çocuğumuza bırakacağız. İnşallah. Nesilden nesile gibi olacak. Aynen öyle. 4 sene, 5. senemize girdik işte dükkan açalı. Valla ben araç için çok hasta oldum araca zaten. Biliyorsun bir önceki geldiğimde muayene için aracın ön koillerini kaldırırken ben görmüştüm. O zaman daha toparlanma aşamasındaydım. Şimdi aracı tekrar arka ayarını yapmaya geldiğimde bitmiş halini gördük. Biraz önce de zaten konuşurdun arabayı. Onu da görmüştük. Dilersen bunun bir hikayesine gelelim istersen. Arkadaşlar da bunu merak ediyorlardır. Öncelikle aracın orijinal halinden başlayalım. Kaç model, nereden aldın, sana nasıl geldi? 1982 model araç. Normalde bunlarda 1300 motor cc var. Bir arkadaşımdaydı bu. Çok yakın bir arkadaşımdaydı. Motor yemişti. Biz de dedik hani böyle satarsan alalım dedik. Revizyon haline sokacağım ben bunu falan dedim. Hem de bir proje olarak. Aynen, bir proje olarak sundum yani. O da onayladı. Aldık öyle. 3 sene falan sürdü toparlanması. Orijinal rengi beyazdı. Kendi evet. Orijinal. Şimdi ben arkadaşlar buraya fotoğraflarını da koyacağım. Sezer'den fotoğrafları alacağım. Şu an aracın aracın orijinali beyazdı. Beyaz. Motor bitikti. Aynen, motor bitikti. Kendimiz işte 1400-1600 Tepra motorunu koymayı denedik. Hani denedik dedim yani bunun üstünde ağırlaştık. Evet. 5-4 vitesli kendisini 5 vites yaptık. Select şanzımanı koyduk. Çok iyi. Tepra motorunun içini normalde 1600 cc 1.9'a yükselttik. 1.9, pistonları. Aynen. 1.9 motor var şu an üzerinde. Artı turbo olarak. K22 Honda Accord pistonları. Uf. Balta kran. Dereceli eksantrik 2.98. Ondan sonra hibrit 11 yaprak turbo. Turbo. As 900 intercooler. Bronz baskı balata. Yani ne varsa doldurduk. Gırtlağına kadar dolu diyeceğiz. Egzozlar da kaputtan çıkıyor. Kaputtan doğal olarak. Aynen. Ses alabilmek adına diye düşünüyorum ben. Aynen. Hem arabanın çalışması rahatlık aşamasından dolayı. Hem de direkt manifoldtan direkt kısa çıkış olsun diye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aracımız gerçekten çok güzel. Buram buram emek kokan bir araç. Ben çok detaylı inceledim. Siz de detay görüntülerde bunu göreceksiniz. Ve dilerseniz aracın biraz detay görüntülerini izleyin. Daha sonrasında devam edelim. Detay videoları da gördünüz. Fikir edinebilmeniz için malzemelerin hangi araçlardan geldiğini öğrenelim. Burada gördüğünüz gibi aracın dışında koskocaman bir intercooler'ımız var. Sezer, öncelikle bundan başlayalım istersen. Bu As 900 intercooler'ı. Ondan sonra soğutma için kendi fanı yetersiz geldiğinden dolayı BMW E46'nın fanını koydun. Ondan sonra pistonlar zaten Honda Accord 2.0 pistonu. Accord'un pistonlarıyla büyüttün. Üstündeki turbo Evoco Dali.
11 yaprak hibrit. Sinyaller. Evet. Traktörlerin. Bunları. Çamurluk sinyalleri. Yani kendi orijinalleri biraz küçük duruyordu. Görünüş açısından da biraz kötü duruyordu benim gözümde. O yüzden bunları yaptık. Evet. İçi komple Selex. Evet arkadaşlar. Süngerlerine dahi sıfır. Hele bir göstergeler var döşemelerin haricinde. Efsane. Sezer şunu da söyledi. Yakın zamanda herhalde hız ve devir aynen. Göstergesinde hayalet gösterge dijital. Planım var galiba dijital. Dijital olacak. Hem de arkadaşlar aracımız fuarlara da katılıyor değil mi Sezer? Tabii. Bundan da bahsedelim istersen. Modifiye fuarlarına da katıldı. Bu sene Sinop'ta, Amasya Fuarı'nda, Tokat'ta hakemlik de yapıyoruz tabii bu arada. Oralarda hepsinde gözükecek yani yer alacak. Kendi fuarlarında da yer alıyor. İlk zaten kendi fuarımda sergiledim aracı. Osmancık'ta. Osmancık'ta burada sergiledim. Klasik aynalar bile duruyor. Rengi zaten yeşil olmasının nedeni ise ben sormuştum Sezer'e klasik görünümden vazgeçmemek için. Doğru evet. Değil mi Sezer? Ondan dolayı bu şekilde bir yeşil tonumuz var. Bu da özel bir karışım. Bildiğim kadarıyla tam piyasada olan yeşilden değildi. Renk kodu olarak özel bir renk kodu. Kendi yani normal bir kutuluğu falan yok. Kendimiz evet. Kodunu karıştırarak yaptık. O şekilde oluşturuyor. Sezer lastiklerden bahsedelim istersen biraz. Böyle bir araç için kaç lastik kullanıyorsun? Orijinal mi kullanıyorsun daha doğrusu? Kendi orijinal 13 zaten ebatları. 13 lastik kullandım. Hani dışarıdaki o klasik görüntüyü kapatmamak için. Normalde intercooler'ım da kabuğun altındaydı. Hararet sıkıntılarından dolayı falan bir de yer yetersizliğinden dolayı mecbur kaldım. Dışarı almak zorunda kaldım. Aynen. Kabut normalde çamurluk da aynı hizada. Böyle hani olması arkadaşlarımız gibi. Yüksekte sanıyor ama bunun bir özelliği var benim açımdan. Yolda giderken buradan aldığı rüzgarla motor daha iyi bir soğuması için ben bu kadar yükselttim. Hava kanalı gibi aslında. Aynen hava kanalı gibi oldu. Bunlardan dolayı yaptım yani bunu. Yani görünüş açısından da benim zevkime hoşuma gitti yani. Evet. Peki şimdi en can alıcı soruya gelelim Sezer. Bu araç hem turbolu olduğu için soruyorum. Turbosuz haliyle de kullanılabiliyor tabii turboyu açmadan. Turbosuz ve turbolu kaç beygir veriyor? Turbomuz 3 bara kadar yükseltebiliyoruz. Şu an 0.3, 0.4 veya 0.5 o barlarda kullanıyoruz. Ha, günlük hayatta kullanıyor musun? Günlük hayatta da kullanmıyorum. Çünkü günlük hayatta kullanabileceğim bir araba değil. Şehir içine falan gitmiyor. Çünkü hararet trafikten dolayı. Evet. Turbosuz haliyle kaç beygir alabiliyoruz? Turbosuz haliyle rahatlıkla 120 beygir alabiliyorum. Çok iyi ya. Orijinallerinde? Orijinallerinde. 50-60. 50-60. Değil mi? Öyle civarda aynen. Bir beygir durumu. Aynen. Peki turboyu açtığımız zaman tam ideal konumda kullandığımız zaman kaç alabiliyoruz ortalama? 200-250 rahatlıkla alabiliyoruz. Tamam, çok iyi gerçekten hiç. Dilersen bir de iç döşemelerinden bahsedelim. Biraz önce hani anlattın ama biraz detaylandırabiliriz. Üzerinde bildiğim kadarıyla, hani gördüğüm kadarıyla SLX döşemesi var. Aynen, SLX döşemesi var. İlk koltukları biz hurdacıdan aldık. Tamam. Süngerleri falan çok kötüydü, döşemeleri falan da çok kötüydü. Burada... İskelet haline getirdin yani. Aynen, iskelet haline getirdik. DMY oto döşeme var Yakup abimiz. Allah razı olsun o işte süngerlerini buldu bize internetten falan. Sıfır aldık süngerlerini. Üstüne yaptığımız döşeme de kendini gösterdi tabii, işçiliği de gösterdi. Evet. Yani daha bir renk kattı yani arabanın içine. Çok güzel arkadaşlar, birazdan göreceksiniz. Ya zaten hani oturunca da o rahatlığı da hissediyorsun. Hani sanki evet. Sıfır bir şeye araca binmiş gibi. Biniyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Aynen, koltuğun o sertliği, bir kavraması falan çok efsane duruyor yani. Direksiyon, kendi orijinal direksiyon da var, kemik direksiyon ama ben bunu tercih ediyorum. Çünkü bu da yanlarken pratik falan, kullanım sağlar. Pratik kullanım artık sağlar. Artık mecburiyetten aynen. Yani. Göstergelerden biraz bahsedelim istersen. Orada ben 5 tane bir gösterge görmüştüm. Arabanın kendine ait hiçbir tesisatı üzerinde yok. Her evet. Şey başlıca farlarından tut, sinyallerinden tut. Aklınıza gelebilecek her şey elektrik aksamında kendimize ait. Evet. Burada bir elektrikçi arkadaşımız var. Alaca Oto Elektrik. O bize revizyonda çok başlıca yardımlar dokundu yani. Onunla beraber çoğu elektrik malzemesini zaten internetten falan bulamadık. Konya'dan getirdik. Evet. Oradan aldık. Konya'da zaten aynen. Modifiye konusunda kendini açmış bir sinyal şey. Sinyal koludur, işte far açmadır, silecek koludur falan. Onları direksiyonda yanlarken elimize falan takılmasın diye hepsini düğmeli yaptık. Göstergede de gördüğünüz gibi. Çok güzel gibi. Evet. Göstergeler, dijital şey göstergelerde turbo basıncı.
su harareti, yağ sıcaklığı, egzoz sıcaklığı, onları görmekteyiz o göstergelerde de. Bütün göstergeler çalışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla hepsi aktif. Yani aynen, süs için değil arkadaşlar. Bir de şaşıracağınız bir noktada araçta start stop var. Yani anahtarla değil start stopla çalıştırıyoruz. O da çok güzel. Aküs sistemi arkadan geliyor. Aküs sistemi arkada. Zaten kabuğun içi dar olduğundan çok malzemeyi sığdıramadık. Sığdıramadığımız için. Bir de atlamayalım. Taban da çok güzel. Taban döşemen de. Aynen, o da özel. Aynı şekilde özel yapım, normal, aynen, orijinal olarak değil. Ve dilerseniz arkadaşlar artık bu serçedesin sesini duymanın vakti geldi diye düşünüyoruz. Sezer'den rica edeceğim bir marş bassın. Şöyle bir sesi dinleyelim. Şöyle bir kulaklarımızın pası silinsin. Nasıl? Sezer, sen de uygun görürsen. Ben de burada durayım bakayım ne çıkacak. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Türk sinema tarihinin Yeşilçam klasiklerinden olan Serçedesi'nde böyle bir sesini duydunuz. Yani böyle bir ses duymamışsınızdır daha önce diye düşünüyorum. Sezer'e son kez bir sormak istiyorum. Sezer, söylemek istediğin şeyler varsa söyleyebilirsin. Aracımızın bu aşamaya gelmesinde emeği geçen sponsorlarımız da bulundu tabi. Umut Bahçesi Sakin Kayar abimize buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Egem Dijital Baskı Merkezi Serkan abimiz. Reklam konusunda, bantları olsun konusunda, görünüş açısı konusunda sponsorluğundan dolayı ona da teşekkür ediyoruz. Aracımızın yapımında da o maddi manevi desteğini esirgemeyen
Furkan Elifçi kardeşimize de Elpa İşareti de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum Sezer sana. Gerçekten güzel bir araç ortaya çıkarmışsın. Evet arkadaşlar, böylece Serçides videomuzun da sonuna geldik. Aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa sorularınızı da sorabilirsiniz. Yine Sezer'in de sosyal medya hesaplarını aşağıya bırakıyorum. Toplantılar olduğu zaman modifiye kulüplerinin onu da duyurusunu yapıyor. Yakın civarlarda yaşayanlar katılım sağlayabilirler. Aynen. Zaten etkinlikler ücretsiz oluyor bildiğim kadarıyla. Böylece hafta sonu içinde güzel bir eğlence olur diye düşünüyorum. Hatta 27-28 Ağustos'ta da Amasya'da galiba ilk en yakın etkinlik orada var. Aynen, Amasya'da var. Senin Temmuz'da Eylül ayında var. Düşündüğün... Eylül ayında düşünüyorum. Osmancık'ta yapıyorsun. Aynen. İnşallah ben de katılım sağlayacağım zamanı uydurabilirsek. Yakın civarda yaşayanlar, katılmak isteyenler hem bunu da yakından görebilirler hem de diğer araçları da görebilirler. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.